Malumunuz yılbaşı, yani miladi takvime göre yılbaşına artık yaklaşmış bulunuyoruz. Her sene olduğu gibi yine tahmin ettiğiniz gibi yılbaşının, yani tabiri caizse olmazsa olmaz artık toplum tarafından kabul edilen kötü alışkanlıkları tekrar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bunların başında şüphesiz ki hatta yılbaşı gelmeden önce hazırlıkların başında gelen milli piyango biletlerinin piyasaya sürülmesi. Artık hepimiz hemen hemen her köşe başında, her yerde adım başı bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Bu milli piyango satış noktalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi bu öyle bir hal almış ki artık normal zamanlarda kumar oynamayan dindar insanların bile çok rahat bir şekilde bilet aldıklarını ve bu kumara müdahil olduklarını görüyoruz. Yani hiç önemsemeden böyle bir hataya düştüklerini görüyoruz. Bu acı bir tablodur doğrusu. Çünkü her kumar çeşidi gibi milli piyango bilet çekimi de bundan gelen para da tamamen kumardır ve haramdır dinimizde. Bu konuda fukahanın kesin şeyi vardır, ittifakı vardır. Dolayısıyla toplumumuzun bundan hakikaten kendini uzak tutması lazımdır. Yılbaşı kutlaması bile başlı başına bir kültür işgalidir. Biz buna bilmeden müdahil oluyoruz. Bununla beraber özellikle bu milli piyango ismi altında yapılan kumara vatandaşlarımızın böyle şey olması, müdahil olması daha büyük bir faciadır. Haliyle bütün Müslümanların, bu ayeti okuyan, bu ayete iman eden her Müslümanın muhakkak kendini bundan uzak tutması lazımdır. Diğer bir hususta bunun hakikaten toplumsal fert açısından büyük zararları vardır. Çünkü hakikaten bu milli piyango ve bunun gibi şans oyunları özellikle insanları tembelliğe alıştırıyor, insanları çalışma hevesinden men ediyor, insanlarda hırs ve kolay yoldan para kazanma hırsını kazandırıyor, insanlar arasında büyük bir dengesizliğe sebep oluyor, fitneye sebep oluyor. Ayrıca insanlara birkaç gün içerisinde büyük bir heves, yani bir umut adeta veriliyor. Bu umudun, birkaç günlük bu umuttan sonra ardından hayal kırıklığı gibi bir durumla karşı karşıya kalıyor ve bu insanlarda psikolojik bir, yani soruna sebep oluyor. Nice insanlar bu yüzden intihara teşebbüs ediyor. Nice insanlar hakikaten bu yüzden psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızdan bu husustaki bu kumar çeşidine de dikkatlidir olmalarını, asla buna tevessül etmemelerini ve bunun dinimizce kesin kes haram olduğunu bilmelerini lazımdır diye düşünüyoruz. Kendilerini muhakkak bu tuzaktan korumalarını istiyoruz.